AK Parti adayını açıkladı. Murat Kurum, eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı, bir inşaat mühendisi. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Murat Kurum'u tercih etti? AK Parti İstanbul'u yeniden bu isimle kazanabilme şansına sahip mi? Avantajları var elbette ki. Benim gördüğüm bu son günlerde verilmiş bir karar değil. Hatta ben milletvekili listesini gördüğüm zaman, yani bundan yaklaşık bir yıl önce, Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olacağını söylemeye başlamıştım. Son birkaç aydır da televizyon programlarında benim favori adayım Sayın Murat Kurum diyordum. Gerekçelerini de şöyle açıklıyordum. Şimdi Murat Kurum Ankaralı bir siyasetçi. Üstüne üstlük AK Parti'nin Ankara'da güçlü isimlere ihtiyacı var. Bakın işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bulmakta İstanbul'dan daha zorluk çekti. İstanbul'da liste uzundu. Bunlardan hangisini adayı yapalım diye bir tartışma varken Ankara'da adayı aramakla daha çok vakit geçirdiler. Ve İstanbul'a kadar güçlü profillerden söz konusu değil Ankara'da halihazırda da. Ona rağmen Ankaralı bir adayı İstanbul'a götürdü ve İstanbul'da herhangi bir yere değil kendi koltuğuna oturttu kelimenin tam anlamıyla. Niye? Birinci bölge birinci sıra Sayın Erdoğan'ın milletvekili olduğu yıllarda aday olduğu şey pozisyondur. Dolayısıyla kendi pozisyonunu, kendi yerini Sayın Murat Kurum'a verdi. AK Parti'yi yakından tanıyan herkes bunu görünce Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday yapılacağını daha dedim ya bundan bir yıl önce görmüştü. Ben bu gerekçelerle Murat Kurum'un aday yapılacağını düşünen ve iddia edenlerdendim. İşte dün beklendiği gibi oldu. Benim gördüğüm Sayın Erdoğan'ın İstanbul'da iki tane büyük projesi var. Bu önümüzdeki dönem içerisinde yapmak istediği. Biri geçen dönemde de vardı ama onu hayata geçiremedi. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve katkısı olmadan Kanal İstanbul projesini yapması imkansızdı. Çok gündeme geldi. Yapmayı zorladı. Olmayacağını anlayınca sessiz sedasız Kanal İstanbul projesini bir süreliğine beklemeye aldı. Şimdi onu yapabilmek için Murat Kurum çok uygun bir isim. Niye? O konulara uzmanı. İkincisi de deprem dönüşümü. O deprem nedeniyle kentsel dönüşüm demek daha doğrusu. Bu konuda da bundan bir ay önce falan bir kanun çıktı. Hatta çok tartışıldı. Evet. Rezerv alanlarda mülkiyet hakkını askıya aldığına dair eleştiriler de yapıldı. Bu yasa da Sayın Murat Kurum için hazırlandı özellikle ve İstanbul'un dönüşümü bu yasa üzerinden yapılacak falan şeklinde o dönemde yorumlar da olmuştu. Dolayısıyla Murat Kurum bir kere Sayın Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili vizyonunu gerçekleştirecek en uygun kişi olduğu için bence aday gösterildi. Yoksa kazanma şansı en yüksek aday olduğu için gösterilmedi. Peki şu rezerv alanlar dediniz ya orada ufak bir virgül atarak şunu sorabilir miyim? Şimdi Murat Kurum'un sloganına baktığınız zaman aslında bakacak olursanız Temmuz ayından itibaren kampanyasını ufak ufak başlatmıştı ve İstanbul'u yeniden inşa etmek sloganını kullanıyordu. Muhtemelen şu anda da onu kullanacak. Bu mülkiyet meselesiyle ilgili İstanbul'da insanların bir kısmında evime el konulacak endişesi var. Şimdi bu durum sahada Murat Kurum'un işini zorlaştıracak bir etken olabilir mi yoksa işte denklem dahilinde değil midir? Eğer muhalefet bunu güçlü biçimde kullanırsa tabii ki etken olur. İnsanların en önemli korkularından, kaygılarından biridir. Elindeki bütün birikimini kaybetmesi, evini kaybetmesi. Bu hakikaten herkes için kabus bir risk. Ama muhalefet bunun ölçüde kullanacak ve topluma anlatacak. Yani biz bu yerel seçimlerde dün mesela Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baktığınızda aslında şehir, kentsel sorunlar falan bunlar çok küçük yerler tuttu. Daha çok kimlik siyaseti üzerinden bir konuşma yaptı. Yine teröre destek veren partiler vardı. Yine İşte 28 Şubat artı partiler vardı konuşmasında. Dindar, seküler çatlağını güçlü biçimde kullanacaklar. Zaten son iki seçimdir teröre tırnak içerisinde yardımcı olan partiler, terörü destekleyen partilerle vatanseven partiler ve onların seçmenleri arasında bir kutuplaşma ya da ayrışma üzerinden kampanyalar yürütüldü. Şimdi buna bir de dindarlık, sekülerlik ayrımını da ekleyerek iki koldan yani milliyetçi muhafazakarlar bir tarafa, işte ötekiler diğer tarafa şeklinde bir ayrımla bir kutuplaşmayla kendi seçmenini konsolide etmeye çalışacak. Diyelim ki muhalefet bu stratejiye uygun yanıtlar üretemedi ve biz kampanya boyunca yeşil bayrak mı çıktı, hilafet mi geliyor, kim terörü destekledi falan tartışmasıyla gidecek olursak o zaman bu bahsettiğiniz duyarlılık toplumda gelişmez. Ama sadece kent sorunları tartışılacak olursa, deprem tehdidi tartışılacak olursa o zaman bu konular mutlaka gündeme gelecektir. Daha öncesinde
hemen işte bu imar uygulamaları, imar affı uygulamaları vesaireler falan, plan tadilatları, değişiklikleri falan, çok sayıda aslında yani bir kentsel planlama ya da kent sorunları, kent estetiği falan açısından baktığınızda, kent dokusu açısından baktığınızda Murat Kurum'un İstanbul'da iyi bir sicili olmadığına seçmenleri ikna edebilir muhalefet. Ya da bunlar hiç konuşulmaz. Siyasal kimlik tartışılır. Murat Kurum'da işte hani bu kentsel dönüşüm falan konusunda deneyim olan, tecrübesi olan bir insan olarak bugüne kadarki seçmeni tedirgin edecek rahatları da görmezden gelinerek ya da gösterilmeden bu kampanya süreci kapanabilir. O yüzden burada biraz muhalefetin tutumu bunu belirleyecek. Siz bu kampanya, yerel seçim kampanya sürecinin önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi biz ve onlar terör ithamları vesaire şeklinden olacağını mı öngörüyorsunuz? Çünkü burada muhalefetten ziyade biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürütmüş olduğu politik oluyor sanırım. Doğru, doğru. Bunu ilk olarak 2019 yerel seçimlerinde kullandılar. Orada argüman iki ayaklıydı. Bunlar teröre destek veren partiler. Dolayısıyla bunlar iş başına gelecek olursa veka kavramı kullanılmıştı, hatırlayacaksınız. Devletimiz, cumhuriyetimiz yıkılacak diyorlardı. Şimdi bu teröre destek veren parti teması, evet yani milliyetçi seçmenlerde bir karşılık buluyordu. Fakat tabii abartılı bir tehditle birleştiğince inandırıcılığını kaybetti. Yani kimse evet bunlar iş başına gelirse, belediyeyi bunlar alırsa devletimiz yıkılacak şeklinde bir kaygı da yaşamadı. O dönemde biz araştırmalar yapmıştık ve seçmenin bu beka tehdidine çok itibar etmediğini bulgulamıştık. Bunu açıklamıştık. O zaman çok daha büyük bir tartışma başlamıştı ve hani beka sorun olduğuna inanmayan adeta vatan haini haline getirilmişti. Fakat seçim sonuçları gösterdi ki seçmen beka tehdidine inanmamış. Yani cumhuriyetin, devletimizin yıkılacağına seçmen inanmamış. 2023'e gelindiğinde bu sefer beka kavramını kaldırdılar. Artık bir beka riskinden bahsedilmedi ama sadece teröre destek veren partiler, terörle işbirliği yapan partiler ve onlarla mücadele eden vatansever, milliyetçi partiler ikilemine oturtuldu iş. Öyle olunca bu etkili oldu ve genel seçimde, yerel seçimlere kıyasla daha büyük başarı elde edildi. Dolayısıyla biz bekayı duymayacağız ama bu teröre destek veren partiler ve onlarla mücadele eden vatanseverler ikilemine şahit olacağız. Buna son birkaç haftadır bir de gerek Filistin'de yaşanan savaş, gerekse Süper Kupa finalinin ertelenmesinden sonra başlayan tartışmalar, yeşil bayrak tartışmaları, o hilafet bayrağı mıdır, şeriat bayrağı mıdır yoksa dinin temeli midir tartışmaları. Dün Sayın Erdoğan'ın konuşmasına bakın, bu detayları konuştu. Üstelik, evet, Riyad'la ilgili adı, mesaj verdi mesela. Riyad, yeşil bayrak, o kelime-i tevhid, İstiklal Marşı, ezanlar, şehadetler falan, 28 Şubat, işte bunlar hep böyleydi, 28 Şubat'ta da Müslümanlar eziyet etmişlerdi. Oradan aldı geldi ve sekülerlerle dindarlar arasındaki o tarihsel çatlağı kullanacağını, güçlü biçimde kullanacağını bize dünkü konuşmasıyla en geniş bölüm oraya ayrılmıştı. Yani dindar seküler çatışmasına ayrılmıştı. Bu ayrışmanın da kullanılacağını gösteriyor. Oysa ki dün aslında siyasal kimlik tartışmaları için hiç uygun bir atmosfer yoktu. Yani adaylarınızı açıklıyorsunuz, adaylarınızı tanıtıyorsunuz değil mi? Yani bununla siyasal kimlik çatışmalarının ne alakası var ama orada bile güzel coşkulu bir yetkinlikte bile bu siyasal kimlik üzerinden bir dil ve politika kullandı. Öyle görünüyor ki kampanya boyunca da bunları kullanmaya devam edecek.